Doruk abi işler nasıl? İşler koşturmaca aynen devam ediyoruz. Süt taşımacılığı falan değil mi? Taşımacılık aynen devam ediyor. Kamyonumuzla her türlü nakliye, İyi, taşımacılık hepsini yapıyoruz. İlk defa böyle bir yerde sunuyoruz ama. Burası çok rahatmış. Yani masa atsam mangal takılırız 4-5 kişi. Aynen. Burası rahattır, geniştir. Günümüz şeyleri, pick-up'ları bu kadar büyük değil. Tabii. Değil yani mi? Bunun genişlikleri biraz daha tabii fazla. Tabii bunların yeni nesil pick-up'lara göre taşıma kapasiteleri tabii ki daha düşük. Bir de baksana şundan falan tik değil mi? Bunlar tik ağacı aynen. Onu ben sonradan yaptırdım. Bayağı teknede yatta gibiyiz yani. Aynen tabii o tekneler için yapılan zaten şeylerden yapıldı. Bunun iç çıtaları, krom çıtaları, orijinal yani senesinin çıtalarının modernize edilmiş hali aslında. Onların hepsi tabii bu arabada gördüğünüz parçanın hepsi birebir Amerika'dan geliyor. İyi ne güzel. Doruk'u tanıyorsunuz herhalde. 124 kasa bir tane kupe 230 yapmıştık Mercedes. Aynen. Onun sahibi. Hatta yine aynı yerde çekiyoruz. Burası ama, çok güzel ya ama hava çok sıcak. Hava sıcak. Sende klima falan da yok. Kelebek camlarımız var, doğal klima. Bayağı işe yarıyor değil yarıyor. Mi? Yarıyor. Bir kere araba içinde seyahat ederken hiçbir şekilde terleme gibi bir durumunuz olmuyor. Yani içeriye sıcaklığı damlıyor. Tabi bu benim yaptığım izolasyonlarla da alakalı. Yani tabana ve göğüse yapılan izolasyonlar zaten onun motorun sıcaklığını da içeri almıyor. İyi, kelebek camlarını da sağa sola açtığınız zaman zaten doğal klima oluyor. Peki ya bu ne? Anlatsana biraz. Ne zamandır sende? Bu araba yaklaşık olarak 5,5 senedir bende. Tamam. Zaten hep bir kamyonet, Amerikan kamyonet almak istiyordum zaten. İnternette gördüm. Daha sonra yine başka bir komşumun olduğunu anladım. Sende de ne komşular var be? Yani enteresan araçlar var komşularda. Ondan aldım. Tamam. Bu halde değildi ama bu herhalde. Bu halde değildi tabii. Yani bu araba çünkü komple frame off restorasyon yapıldı bu arada. Yani yürüyen aksamından, freninden, motorundan, kasası, camları, boyası, jant lastiği, şasi güçlendiricileri, egzozu, her şeyi. İçi dışı her yeri içi, yapıldı. İçi dışı yani her yeri yapıldı. Yani cam krikolarına kadar hepsi. Motor? Motor da aynı şekilde değişti. Tamam. Daha stabil, günlük kullanabileceğim bir hale motor haline getirdim. Big yani Block bir makine var. Ha, yine öyle miydi yani? Yok yoksa gene Big Block'tu. Tamam. Yani 7400 cc'lik bir makine vardı. V8 vardı üzerinde. Tamam. Ben onu biraz daha farklı hale getirdim. Daha çok şehir içinde kullanabileceğim, stabil çalışan, hani sıkıntı yaratmayacak şekilde. Hani öyle yarış tarzı değil ama en azından şehir içinde kullanırken rahat kullanabileceğim, gürültüsüz, patırtısız bir Amerikan yapmak istedim. O şekilde yola çıktım. Tabii bir yerinden başladık. Ondan sonra tabii Amerikan dipsiz kuyu olduğu için hadi yapmışken tabii, burasını tabii da yapalım, kasayı da yapalım, jant lastiği yapalım, elektrik aksamlı komple Amerika'dan getirip o şekilde yaklaşık olarak ne zaman bitti? 3 sene önce falan bitirdim. Bitirdin. Tamamen 3 senedir hiç vida sıkmıyor musun? 3 senedir sadece hiçbir şey yapmıyorum. 3 senedir sadece yaptığım şey yıldan yıla yağını değiştiririm, suyunu kontrol ederim. Onun dışında başka hiçbir şey yapmam. Benzinli koyar giderim. Benim şimdi Amerikanlarla ilgili çok böyle aşırı bir bilgim yok. Çok merakım da olmadı açık söylemek gerekirse. Bazı modellerini bilirim ama böyle tam altyapılarını şunları bunları çok bilmem. Ama bildiğim kadarıyla bunların şasileri zaten bütün Amerikan otomobilleri yani pick-up, normal binek otomobil falan aşağı yukarı aynı değil mi? Benzer yani tabii. Üstüne yani biraz daha kep oturtma gibi. Biraz öyle oluyor. Yani kamyonetlerinki de biraz daha farklı. Yani bunların altına işte Caprice Classic şasesi veya Nova şasesi de konabiliyor. Daha araba konforunda olabiliyor. Hı-hı. İsterseniz yapabilirsiniz. Ya da işte Amerika'dan direkt şasiyi getirtebilirsiniz de. Onu yapan firmalar var. Art Morrison gibi. Onlarla konuşup bu araca uygun şasiyi getirebilirsiniz. Hatta o şasiye bağımsız süspansiyon da yapabilirsiniz. Yani o tip dipsiz ucu, kuyu dipsiz dediğin kuyu, gibi. Ucu yani açık yani. Onda her şey yapılabilir. Yani bu arabanın ilk etapta nereden başladım artık ben bile hatırlamıyorum. Bu kadar sene geçtik ama yürüyenine şu şekilde. Şasi 61'in şasisi. Tamam. Ben buna ne yapabilirim? Önler kampanaydı. Kampana demek zaten frene bastığınızda sağ yok sola demek çekmesi aynı zamanda demek. Ben önce 61 için uyumlu, onun için sıfır yapılan komple ön fren disk kitini getirdim. Yani Westinghouse ile ıvırıyla zıvırıyla her bütün şeyle. Bütün fren sistemi değişmiş oldu. Evet. Arkalar hala kampana. Arkalar kampana. Sadece kampanaları değişti. Onun dışında ekstra bir şey yapılmadı. İlave olarak ne yapıldı? Ön ve arkaya viraj demirleri koyduk ki virajlarda biraz daha yatmasın, daha stabil olsun diye. Amortisörleri falan zaten sportif amortisörler koymuşundur muhtemelen. Arkasını yani önler bunların torsiyonlu. Eski tip torsiyon yani ayarlanabilir aslında. Yani yükseklik alçaklık ayarlanabiliyor. Onu ben belli bir seviyeye getirdim. Ama bir amortisör yok mu? Yani amortisör şeyi tabii ki. Amortisör arkada esas amortisörler var. Tamam. Onları ben değiştirdim. Biraz daha bu araç için uygun yine üretilmiş 61 için üretilmiş amortisörlerden aldım. Arkaya da viraj demiri koydum. Bir de diferansiyelini değiştirdim. Bunun aynama arıtesi 4.10'du. Çünkü yük taşımak için rahat olsun, daha rahat devir dönsün diye ben onu 3.08'e uzattım. Ayrıca kilit koydum.
Böylece en azından ilk kalkışlarda tek teker dönmesin de en azından yola daha iyi, biraz daha iyi tutsun diye. Gelirken seyrettik, fena değildi yani hiç. Bayağı da iyi gidiyor. Fena değildir yani, çok öyle kuvvetli bir hani Amerikan değildir. Ama yani draklara da arada sırada katılıyoruz. Yine fena rakamlar çıkmıyor yani. Kaç beygir aşağı yukarı? Ya benim tahminim 250 beygiri geçmez aslında yani. Çok beygirli bir araç değil. Çünkü eskiden setup ne kadar verimsizmiş ya, değil mi? Eskiden yani, tabii yani 7000 motor, 100 küsür beygirler o şekilde. Yani o beygir de biraz da dediğim gibi yani motor bloğunu ve içindeki parçaları komple değiştirerek yaptı, revize ederek. Yani revize etmişken biraz daha geliştirerek. Aslında hepsini motoru komple attık, her şeyini Amerika'dan getirdik. Setup'ını ona göre ayarladık. Yani idle 5500 yani 5500 devre kadar kullanılabilecek şekilde. Daha standart bir egzantrikte, standart pistonlarla, kollarla günlük kullanılabilir, çok rahat bir araç haline getirildi. 3 ileri değil mi? Otomatik. 3 ileri, evet. 3 ileri otomatik. 4 çeker mi? Yok, bunlar arkadan itiş. Yani hiç 4 çekeri yok mu bunların? Ya 4 çeker olarak üretim üretilenler gibi var. Okay. Ama çok fazla yok. Yani daha çok seyrek oluyor. Genelde 2 çeker oluyor bunlar. Tamam. Bir de şey soracağım, bunları böyle her gören, aa Apache mi bu der ya. Evet. Yani Apache bunun ismi değil mi? Yani Chevrolet tabii. Apache diye bir model Chevrolet var. Chevrolet Apache diye bir modeli hepsi var. Hepsi aynı mı? Değil. Chevrolet Apache'ler sağa sola yani çift far dediğimiz şeyler. Yani 58, 4 farlı. 58, 59, 60 ve 61 modeller Chevrolet Apache diye geçer. Öncekiler? Öncekiler 3100 diye olanlar var. İşte 3000'li rakamlar vardır. Yani taşıma kapasitesine göre değişir. 61'den sonrakiler de C10. 10 dediği oradaki işte taşıma kapasitesini gösteriyor. Yarım ton. İşte C20, C30. Ama onlar hep böyle kodlu mu? Yoksa böyle bir isim yok mu? Yani Apache, yok, Apache Comanche isim falan yok, yok yani değil mi? Ama şöyle bir şey var. Apache light truck diye geçer. Yani hafif ticari gibi. Bunun bir üstü vardır. Yine bu 58-61 arasından bahsediyorum. Apache vardır. Viking vardır. Biraz daha büyüyor. Bir de Spartan var. O en büyük. Onun taşıma kapasitesine göre. Tabii, o kaçlık mesela? Bu yarım tonluk bu. Yarım ton taşıyor. Aynen bu yarım tonluk. Sonra 750 bin falan diye mi gidiyor? O şekilde yani. 4'te 3. Aslında bu şey değil mi? Yani günümüzün Amaro'u. Gibi. Aşağı yukarı. Aynen yani o şekilde zaman düşünülebilir tabii. En hani bas hali şeklinde düşünebilir. Yani o şekilde. Güzel. Dediğim gibi Apache adı aslında yanlış bilinir o. Apache aslında 58 ve 61 model arasındaki o 4 senelik modellerdir aslında. Tamam yani. Diğerleri C10. Genelde C10 vardır. Yani 62 sonrası hep o şekildedir. Tamam çünkü ben de biraz araştırdım. Baktığın zaman da öyle çok da böyle Apache diye çok spesifik çıkmıyor. Aynen yani İnternet dediğim gibi falan. Çok zaten 60 zaten esas kamyonetlerin biraz daha değişmeye başladığı. Yani ilk jenerasyon diye geçer. Aslında kamyonet tarihi 1918'e kadar gidiyor. Yani galiba Chevrolet zaten belli bir yere kadar böyle güzel kamyonetler yapıyormuş. Aynen. Ondan sonra Ford devreye girmiş. Ford 55 yılında. Pardon 56 yılın 55 yılında Chevrolet bunu çıkarmış ilk. Benim ya bu okuduğum. Bu biraz daha şöyle yani esas. Bu değil ama bunun tabii, eskisi. Eskileri yani esas 47 yılıyla itibaren başlayan bir değişim var. Hı hı. Ondan sonra 50'ler var. Daha yuvarlak hattı olan var. Ama esas hani kamyonetin hani daha şekillenmesi, işte bu şekilde gelmesi falan 60'lardan sonra hep. Tamam. Yani o şey deniliyor çünkü. Yani Chevrolet o zamana kadar gitti. Sonra Ford o 55'ten sonra 56'ta mı ne bir tane model çıkarmış. Hı hı. Yani F-150'nin herhalde i̇şte falan muadili olan. İşte o F1 diye başlayanlar evet. O var. Mesela çok tutmuş. Bundan bayağı bir müşteri çalmış. Ondan sonra Chevrolet bu şey gene ben en iyisini yapacağım deyip girip tabii daha iyi bir model çıkarmış. Eskiden tabii şu an baktığın zaman günümüzde aslında en çok Amerika'da satan pick-up Ford F100. Yani F serisi daha doğrusu 150'lerden bahsedeyim. Ama o zamanlar domine eden daha çok Chevrolet. Ki zaten Türkiye'de de yani Ford F1 dediklerimiz çok daha tabii az var. Bunlar tamam. Biraz daha fazla. Okey abi. Şu motoruna falan bakabilir miyiz? Tabii ki bakalım. Bir de çevresine bakalım. Aynen. Hadi bir inelim o zaman. Sonra da bir kullanırız. Aynen. Abi bu motor bayağı şey. Tekne motoru. Aynen. Arkası gibi. Zaten bu blok yani bu big blok 70'li yıllarda üretilen bloklardan. Bunların marine tipleri de var. Hı-hı. En büyüğü bu mu 454? Yani daha çok daha büyükleri tabii ki var. Yani 632 kubik inçe kadar gidiyor ama esas hani boyut olarak bu. 454 bazlı oluyor. İşte piston çapları büyüyor. Üst kapak, senin, üst kapak değişiyor şeyler gibi gibi şeyler falan oluyor. Ama sen bayağı burada kromlar muronlar bayağı güzel gözüküyor. Biraz uğraştık yani. Hani en azından şunlar görselle biraz. Orijinal değil yani. Tabii değil bunların mi? Hiçbiri aslında orijinal değil. Zaten bunların sıralı 6 silindirli oluyor zaten. Normalde 235 kubik inç civarında yani tamam. 3400-3800 o civarlarda motorlar oluyor zaten. Sen buna V8 koyuyorsun. Tabii biz buna bayağı çarpı 2 yapmışsın yani. Aynen V8'i koyduk. Ona göre bütün yani karbüratöründen, emme manifoldundan her şeyine kadar istediğim setup'a uygun şekilde. Yani çok, rastgele çok seçilmiş. Bir de yani atıyorum işte şey alternatörüne kadar tabii pırıl pırıl kromaj.
Arkadaki boruları moruları. Tabii hepsiyle tabii tek tek hepsini ben kendim de getiririm. Amerika'ya gittiğim zaman da getirdim. Çok uğraşılmış belli. Uğraşıldı. Burada da bir Apache'miz var. Orada yani Apache'yi en azından dedik oraya bir koyalım Apache'yi. Ya çünkü genelde Amerikanları açtığın zaman çok böyle derli toplu temiz bir şey görmezsin. Aynen gibi. Biraz dağınıktır. Oraya buraya bir şeyler sıçramış olur. Gayet. Çok da aslında içinde temizleyemedim aslında birazcık şey oldu daha, ama. Ne olsun canım. Ama bayağı bir sıcak geliyor. İçeri almaması iyi. İşte esas tamam. Zaten hadi hani yanmayalım, bit kapıyorum. Bloğun şeyi bu zaten ısınıyor. Allah. Ben kapatıyorum. Tamam. Sen tabii farları falan biraz daha revize etmişsin. Adam seviyor tabii. Sen bir de farları falan biraz modifiye etmişsin. Tabii yani farlar mercekli far yaptım. Zenon var herhalde muhtemelen. Yok zenon yok ama hani kuvvetli bir ampul var. En azından günümüz şartlarına biraz daha rahat olsun diye. Bunlar falan beyaz olmuş zaten. Onlar tabii. Zaten sinyal, parklar şunlar aynen, bunlar. Aynen onlar parklar. Zaten ön görünüm aynı. Zaten 61'in önden baktığınız zamanki görünümü zaten bu. Şuradaki Chevrolet yazısına kadar aslında görünen kısmı, kaputu, camı hep bu şekilde. Hepsi aynı. Çünkü siz baktığınız zaman farklı versiyonlarda vardır. Kaputunu değiştirmiştir, farını değiştirmiştir ama 61 dediğiniz bu şekilde. 60'da budur. Mesela Chevrolet şurada yazar. Anladım. Gibi böyle ufak tefek böyle. Tabii onlar falan krom oluyor. Hepsi ben bunları siyah çevirmişim. Burada zaten aynen. V8 olduğunu orada gösteren bir, güzel bir airbrush'ımız var. Airbrush'ımız da var orada. Bunu zaten camlarına çok şey derler. Kask camı gibi yanlara aynen, döner yani ya. 60-63 arası olan versiyonlar bombe camdır. 64 itibariyle zaten düz cama geçmiştir. Güzel. Peki jantlar? Yani bu lastikler falan biraz daha farklı tabii jantlar tabii da. Ebat olarak aşağı yukarı aynı mı? Ya genelde Amerikanlar zaten hani ideali 15 inç jant kullanmaktır. Bunlarda da 15 inç var. Sadece offsetleri farklı. Bu 8 inçlik bir jant. Arkada 10 inçlik bir jant var. Lastik abatları, kalınlıkları ince zaten. Önler aynı yani 225, arkalar 255. Onu dediğim gibi istediğiniz gibi 295, 325'e kadar arkası aslında 325, 50, 15'e kadar kurtarıyor. Kurtarıyor. Öyle bir derinliği var. Buradaki airbrush da güzel. Arkada da yani sanki buradan hava, çamur aynen. Bir şeyler yani evet gibi. Airbrush istiyordum zaten yapmak. Hani farklı custom bir çalışma yapmak istiyorum. Yani custom klasik truck dediğimiz bir çalışma yapmak istiyorum. Bu şekilde ortaya çıktı. Şuraya hep kep takarlar. Bu orijinali bu. Değil tabii. Mi? Daha sonrasında bir kep. Yani yine önceki, böyle tatlı bir kep varmış gibi. Önceki sene yani 50'li modellerde daha çok var onlar. Yani buna da tabii yapılabilir. Ama esas o kepler daha çok 60 öncesi modellerde mevcut. Gitgide aerodinamiği düzeliyor demek. Tabii bu. Yani onunla ilgili. Yani şuradan ayna da takılabiliyor. Dikiz aynası farklı bir sürü incik boncuk aksesuarları var. Yapmak istedikten sonra Amerikan'da dipsiz kuyu dediğim gibi. Lastikler de aynı şekilde orijinal beyaz yanaklı lastikler. Süper. BF'in lastiklerini kullandım ki yol tutuşu hem yağmurda hem kuru havada gayet iyi. Tek sıkıntısı lastikler çok pahalı. Fazla. Amerika'dan o zaman, geldiği için. O zaman az yakacağız. Az yakacağız. Kullanabilir miyim biraz? Tabii ki. İyi hadi ben geçeyim o zaman. Şurası çok güzel ya. Kapı onu... böyle açılıyor. Bak şurada böyle bir yer kalıyor. Aynen. Girerken de kafayı falan vurmak lazım. Dikkat biraz şey. Şasi numaram burada. Şasi numarası orada. Burada mı orijinalde de? Orijinalde burada. Normalde bunlar da çift şasi de oluyor. Yani arka kasa içinde oluyor. Ama bundaki ben aldığımdan beri o şasisi var. Zaten girildiği zaman Amerika'da. Bu yani siteye direkt 61 senesinin C10. Yani işte o light truck dediğimiz şey oldu. Ortaya çıkıyor zaten. Tamam abi. Bu içi nasıl peki bunun? Şimdi normalde göstergeli aslında böyle değil. İşte bu bir firmanın. Hep bu klasik traktör için, yani klasik kamyonlar için ürettiği, kamyonetler için ürettiği göstergenin biri. Bunun farklı zeminleri var. Artık bunun dijitalleri de var. Tamamen dijital olanları da var. Günümüz şeyleri gibi. Günümüz o şekilde yapılabiliyor. Orijinali de var aslında. Ben orijinalini çok beğenmediğim için tabii biraz değiştirdim. Bunlar böyle çekmeli falan döndürmeli. Şimdi çakmağı var. Aslında bunlar da şalter yani kontak aslında şurada olur. Tamam. Ama bu araçta, bu çakmakmış bu arada. Şurada bir yerde oluyordu. Bunun direksiyonu benden önceki sahibi tarafından değiştirilmiş. Şu şekilde 70 sonrası Impala'nın kırma direksiyonu diye tabir ettiğimiz hidrolik direksiyonlardan. Ha, buradan şey de yapıyorsun. Tabii yani yükseklik ayarı yapılabiliyor. Şalter de aynı şekilde buradan. Ben onu değiştirmedim. Sistemi aynı bıraktım. Sadece direksiyon simidini değiştirdim. Tamam. Onun dışında teybi aslında bu değil tabii ki ama senesi için uygun olan teypler aslında bunlar. Yani aslında klasik görünümlü. Tip olarak klasik görünümlü. Klasik görünümlü ama aslında dijital. Arkasında yani USB yapıyorlar. Çıkışı var, AUX çıkışı var. O şekilde şey kullanılabiliyor. Evet, İsterseniz CD changer'ı da işte torpidoya koyabilirsiniz. Onun için üretilmiş şeyler var. Tamam bunlar falan güzel olmuş burada da. Burada normalde da, peki şey midir buralar? Gövde rengi midir hep?
Genelde evet. Yani buradan farklı renk olanlar da var tabii ki. Aynı şekilde. Yani farklı renk kombinasyonu olan var. Dışı çift renk olan var senesinde. Yani beyaz, işte turkuaz renginde olanlar var. Farklı farklı renkler var. Tamam. Onun dışında ne var? İşte burada ayak aydınlatmaları var. Arkadaki, dışarıdaki basamak aydınlatmaları var. Fan açma, ekstradan fan açma istersen o düğmeler var. İncik boncuk. İşte İyi. Bunlar da dediğim gibi yani bu kapı şeyleri de senesi için üretilen. Buralar falan da metal yani şey yok kapıda. Tabii direkt. Tabii. Güzel. Onları da. Ben sadece dediğim gibi şuraları alkantara yaptım. Tavan da çok güzel olmuş. Tavanı yaptım. Koltuğu da aynı şekilde olmuş. Değiştirdim. Güzel. Ama hani genel hatlarıyla bu şekilde zaten. Biz tamam. Sadece ufak tefek değişiklikler yaptık aslında. Çalıştırayım mı? Tabii. Var mı huyu suyu? Huyu suyu yok. Basmana bas falan. Yok bas marşa git. Frenle? Aynen. Gaza basıyor muyum? Yok pompalamaya gerek yok. Tamam. İlk bir açtık. Hadi bakalım. Pssst. Gemi çalıştı. Aa, ne kadar yumuşak. Hidrolik direksiyon. Güzel tabii abi. Smith de biraz büyük olunca tabii ki daha rahat çevriliyor. Şu şey değil mi? El freni böyle o el freni aynen. Bu da kırmalı ayarlıyorsunuz. Ayarlıyorsun. Yapabilir miyim? Tabii tabii istediğin gibi ayarlayabiliyorsun. Böyle tabii. Yükseklik ayar yapıyorsun. Bayağı da iyi ya. İstediğin gibi ayarlayabiliyorsun. Çok iyiymiş. Ne yapıyorum? Bunu çekiyorum. Onun mandalı var. Çekip ileri doğru itiyorsunuz. Aynen öyle. Bu normal zaten aynen. Parkta. Kaldırarak aynı şekilde parkta. Şöyle kaldırıyor muyum? Yaptı, aynen. Tamam. Bir, R, ne? Bir daha attığınızda oturuyor aşağıya D. Aynen öyle. Görüşürüz gençler. Bunlar senesi için üretilenler, koldan düz vites. He, okay. Bunlar aslında koldan düz vites. Yani 1, boş, 2, 3 şeklinde. Tamam abi. Bunu ben yerden yaptım. Dur bir alışayım. Bu arada kemer zaten şu alttan gidiyor değil mi? Alttan aynen. Senesinde bu yukarıda falan yok. Zaten aslında bunlarda senesinde emniyet kemeri de yok. Evet, ilk çıktığında öyle hiçbir şeyler yokmuş. Yani emniyet kemeri düz standart değil, abi? Düz gidebiliriz, tamam. İleriden sol yaparız. Yani aslında bunlarda geri vites lambası da yok, emniyet kemeri de yok. Zaten baktığınız zaman o senelerde yok ama şu an isterseniz geri vites lambası da yani takabilirsiniz. Aftermarket parçalar, işte sonradan bu Apache'ler için yapılan parçalar var. Çok kolay ama kullanımı ya. Kullanımı rahat bir araba. Hele görüş açısı falan var ya, inanılmaz. Şu kask muhabbeti çok güzel olmuş. Soldan mı gideyim? Soldan gidebiliriz. Direksiyon turu tabii normal şart. Normal olarak biraz şey, uzun, geniş. Tabii. Ama dediğim gibi yani kullanımı... Ama zaten gazdan bırakıyorsun gidiyor. Aynen öyle. Yani kullanımı rahat bir araba zaten. Yani fren pedalı bayağı yukarıda. Kullanılabilir. Çünkü her şey ona göre yapıldı. Yani radyatörü de ona göre alüminyum radyatör yapıldı. Her şeyin aslında... Dediğim gibi yani motor setup'ını yaparken aslında her şeyi düşünmek gerekiyor. Yani elektriğini, alternatörünü, hatta aküsünün, amperini, her şeye bakmak gerekiyor aslında doğruyu söylemek gerekirse. Ben de ona göre okuyup, araştırıp, ona destek alıp o şekilde yaptım ben de. Kim yaptı peki? Yani parçalar, atölye... Ya parçayı ben de getirdim. Amerika'ya gittiğim zaman da getirdim. Esas Şükrü abi onun parçanı getirdi. Hani camia, Amerikan camiasındakiler tanır. Şükrü Taşçıoğlu. VIP garajı mı? He, VIP Speed Shop. Bütün parçalarını o getirdi. Zaten hatta ben o kadar unutmuşum ki artık o kadar çok liste var ki neler evet. Getirdim ben bile hatırlamıyorum. Benim o zaman Honda'ma bile bir sürü şeyler getirmişti daha 98'e. O zamandan tabii, beri yani vardı. Şükrü abi eskilerden yani eski Amerikancılardan. İşi de iyi bilen
bu işin matematiğini de bilen birisi. Dükkanı var mı hala? Tabii tabii. Şeyde, dükkanı şeyde. Maslak'ta ne abacıydı? O iş merkezindeydi ama. O sadece. Çok eski. Ha, benimkisi o zaman. Cem abi zamanından kalan şeyler. Şu an Göztepe taraflarında. Tamam. Caddeye güzel. Yakın. Orada dükkanla hala devam ediyor. Bayağı bir boşluk var ama direksiyon üstü var. Direksiyonda boşluk var. Tabii tamam. Ya bunlarda zaten günümüz araçları gibi acayip net tepkiler net bekleme. Net tepkiler bekleme. Bir boşluğunu al, ondan sonra devam et şeklinde oluyor genelde. Dediğim gibi parçalarını hep Şükrü abi getirmiştir. Setup'ı da onunla beraber hazırladık. Maslak'ta da monta. Yani farklı farklı yerlerde farklı işlemler yapılıyor. Atıyorum döşemesi farklı yerde yapıldı. Motoru farklı yerde yapıldı. Elektrik aksamı başka bir yerde yapıldı. Kasası dediğim gibi tik ağacı bambaşka güzel, bir güzel. Yerde yapıldı. Herkesin emeği, yani çok kişinin emeği var aslında bu araçta. Çok sevindik, çok üzüldük, çok stres olduk ama Amerikan işi biraz da öyledir. Amerikan... Onlar Lego gibi abi işte, uğraşacaksın yani. Uğraşma, yani aslında bu hani parayla da yapılabilecek bir şey değil. Çok paranız varsa çok iyi araba yapamayabiliyorsunuz. Bazen öyle bir şey oluyor ki, çok paranız olduğu zaman bile bir boya kaportaya giriyor. Sağdan iki mı sene, gidelim? Sağdan gidelim. Tamam. İki sene, üç sene o araba bitmeyebiliyor. Aynen. Yani Amerikan işinde birazcık sabır da gerekiyor. Hem vakit ayırmanız gerekiyor, hem nakit ayırmanız gerekiyor. Hem sabırlı olmanız gerekiyor ama işi de biraz bilmeniz gerekiyor. Yani bir ustaya körü körüne güvenmemeniz lazım. Yani ben hep okudum, dergiler getirdim Amerika'dan. Bunu nasıl yapabilirim? Bunu daha tabii yani şimdi İngilizce'de bildiğimiz için o konuda çok rahat oluyor. Yani okuduğumuz zaman en azından birisi bize bir şey söylediği zaman hayır bu böyle yapılmıyor diyebiliyoruz. Tamam, okey. Ama parça sıkıntısı yok işte bunların. Kesinlikle parça sıkıntısı yani yok. Amerika'da 37 modelden 37 modelden itibaren aslında bu arabaların bütün parçaları var. 60-61'in biraz daha az var ama gene de var. Yani yok değil. Her şeyini bulabiliyorsunuz. Yani cam krikolarını bulabiliyorsunuz, camını bulabiliyorsunuz, stoplarını, farlarını, yürüyenini. Yani orijinal, ben bu arabayı tamamen senesindeki gibi orijinal yapmak istiyorum diyorsanız yapabilirsiniz. Onu bile yaparsın. Yani yüksek. Geri yani, kalan da zaten dediğim gibi işte Lego gibi yani. Altı aşağı yukarı aynı. Tabii, üstte tabii yani. Kabini geçiriyorsun. Aynen öyle. Zaten bu arabanın restorasyonu yapılırken de yani frame of restorasyon yani şasi kupa ayrıldı. Gerekli güncellemeler yapıldı. Çürük olan bir araba değildi. Çünkü bu araba Adana'dan gelmiş. İncirlik. Yani hep kuru yerde kaldığı için ben de hep kapalı garajda tutuyorum zaten. O yüzden herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Yani aldığımdan beri yaptığım şeylerin hatta hesabı yok. Çok uğraştım. Ama çok... insan bindiği zaman işte o yeni arabalarda dediğim gibi o keyif alamıyorsunuz. Yani bu Amerikan... Değişik bir şey ya yani. Amerikan farklı bir şey. Ama şey kullanımı rahat. Yani şu direksiyon boşluğunda biraz alınca. Yani aynen. Bu bile aslında çok sıkıntı değil. Ona da yani bir iki kullandıktan sonra aslında alışıyorsunuz. Öyle söyleyeyim ben size. Yani tekme gibi işte o da. Hemen böyle çevirirsin cevap hemen, vermez. Aynen. Yani onlar da öyle. Yani bu araba zaten hani Amerikan arabası. Hızlı viraja gireyim arabası değildir zaten. Yani. Ama sen yine viraja girmesi falan için az çok yine bir şeyler yapmışsın. Tabii tabii. Yani viraj demirlerini falan. Tabii kendi güvenliğim için aslında daha çok hani bunları yaptım. Hep dedim freni yani alttan başladım aslında ben yapmaya bu arabayı. Yani bu arabayı motor koyarsınız. Ben bunu LS3 de koyabilirim Corvette makinesi ama sırf işte onu koymakla bitmiyor. Sonuçta bu arabada bir aerodinami yok. Açık kasa bir kamyonet sonuçta. Tabii tabii tabii. Bunu yapabileceğiniz şeyler kısıtlı. Ama dediğim gibi ben tamamen günlük kullanma amaçlı, sakin, problemsiz, gürültülü, patırtılı olmayan. Evet, egzoz falan da öyle çok aşırı değil. Aynen. Hani Flowmaster egzozları var ama onun da sessiz tipi var zaten bunda. O yüzden herhangi bir rahatsızlık da yaşamıyorsunuz çalıştırırken de seyir haline giderken de. Güzel ya. Ben bu kadar beklemiyordum. Daha zor kullanılabilen biraz daha böyle kamyonvari bir şey bekliyordum. Aynen aslında rahat. Bununla bayağı gidersin her yere yani. Tabii tabii. Hiç okulda, ya yeter ki önden havayı alsın da Amerikan biliyorsunuz. Şu da güzel. Aynen doğal klimamız. Bunu böyle ileri mi itiyorsun? İleri evet. Doğru ittiğiniz zaman o, doğal. Bayağı hava geliyor bak. Doğal klima en güzeli o. Süpsür. Harika. Var mı başka eksik kalan bir şey? Başka şimdi ben de düşünüyorum. Ha, ilave olarak başka neler yaptık? Dediğim gibi bu arabanın paspasından, taban anasından hepsinin o senesi için üretilmiş parçalardan mümkün olduğunca getirmeye çalıştım. Elimden geldiğince. Ama böyle incik boncuk bir şeyler de konuştum. Mesela bana anlatmıştın şu bir tanesi açtığın roll zaman. Roll control var. Roll control işte o lastik yakma kiti gibi bir şey. Yani frene yük bindirmeden vakumu kilitleyerek. Lastik ne yapıyorsun? Isıtmaya. Frene basılı tutuyorsun. Şunu önce, açıyorsun. Önce işte aracı boşa alıyorsunuz. Daha sonra frene basıyorsunuz iyice. Evet, açtıktan sonra
şalteri kaldırıyorsunuz, o vakumu tutuyor. Daha sonra bire alıyorsunuz. Frenler basit, yani şey, ısırılmış şekilde duruyor. Aynen. Şekilde. Sonra birinci vitesi alıyorsunuz, ayağınızı frenden çekiyorsunuz, sadece gaza basıyorsunuz. Araba kendini zaten tutuyor. Ondan yani. Sonra ondan sonra yak, lastik babam yakma. Yak babam yak. Çok pahalı ama. Tabi. Lastiği 300 artık, dolar falan mı demişti tanesi? Ya bunlar yani BF'in bu orijinal beyaz yanaklı serisi 300 dolara yakın sadece Amerika'sı. Bunun Amerika için nakliyesi, buraya getirmesi birkaç bin lirayı buluyor yani bu lastikler. O zaman az yakacağız. Az yakacağız. Tadında bırakacağız. Tamam. Peki sana o zaman ölümcül soru. Tamam. Ne kadar yakıyor? Ne kadar yakıyor? En son 2 ay önceki hesabıma göre şehir içinde bu araba kilometrede 2 lira, 2.1 lira gibi bir rakam çok, yakıyor. Çok değişti ama o 2.1 liralar. Yani litre olarak neye geliyordu aşağı yukarı hatırlıyor musun? 30 litreden aşağı yakmaz bu araba. Yani mümkünatı yok. Çünkü basıyorsunuz yani basmak istedik de yani şöyle geçsem bile şey, 20 litre 25 litre. Aslında şehir dışında çok rahat oluyor. Yani 90-100'e geldiğiniz zaman araba zaten torklu bir araba olduğu için gaza çok fazla basmadan gidiyor. Yani yaklaşık gidiyor 1 liraya ya gidersiniz yani kilometrede 1 lira bile yakabilir. Bir manevrası biraz zor. Geri kalan tabii. Her şey iyi. Aynen. Burası falan şey olmasa da çok güzel. O da kaldırıyorsun, aradan geçiyorsun tabii, falan. Tabii zaten tek koltuk. Bankta bundan. Oturuyormuş, muhabbet ediyormuş gibi gidiyorsun. Aynen, buradan dönebiliriz abi. Frene bastım biraz, anca. Yok, çok rahat ya. Sevdim. Rahat bir araba yani, çok keyifli. Kullanımı da çok keyifli, rahat, konforlu da bir araba. Sevdim. İyi Doruk'cum, güle güle yani zaten kullanıyorsun bayağıdır yani, da. Yani çok fazla kullanmıyorum dürüst olmak gerekirse. Yani vakit de çok bulamıyoruz. Bir de İstanbul şartları biliyorsun zaten. Yani bu arabalar öyle çok hani dur kalk trafiği seven arabalar değil aslında. Yani sonuçta big block yani 7400 küsürlük bir makine var bunda sonuçta. CC'lik bir makine var. Ve ister istemez tabii ki yani bir dakikalık bir yere bile gitseniz kaputu kaldırdığınız zaman o sıcaklık geliyor. Tabii. Yani şimdi bu zaten arabalar, hissediyorsun, yoruldu araba yani. Yani dur kalkı seven arabalar değil. Zaten Amerikan arabası sevmez. Yani ne yapılabilir? İşte farklı radyatör sıvıları var. Onlardan kullanılır. O ısı sağdan biraz değil daha, sağdan devam edebiliriz. O ısı biraz daha düşürülebilir. Yani yapmak istedikten sonra yapılabilir. Tüp de takanlar var. Ben tüp tabii takmam. Canım. Yok gerek yok. Zaten yaptığım kilometre belli. Ayda bir kere belki kullanıyoruz eşimle. O da hani zaten erken kalkıp birazcık dolaşmamız gerekiyor. Çünkü çok dediğim gibi ya trafikte... Bu biraz şey istiyor işte. Yani bakım istiyor, şefkat istiyor. Tabii, bir de yani şey istiyor. Bu bebek gibidir bunlar. Yani sürekli yapıyorsun ya. Yani yaptıktan sonra bir yerden sonra artık bir şey yapmama gerek yok dediği zaman yavaş yavaş uzaklaşmaya başlıyorsun aslında. Tabii. Ya ben aslında birkaç senedir... Satar mısın? Ya neden olmasın? Başka bir şey alabilirim yerine. Yani yeni sonuçta bir şey yapabilirim. Yapabiliriz, tabii ki yapabiliriz. Yani çünkü bunda artık benim yapabileceğim şeyler yani son noktasına geldi. Yani yapmak istedikten sonra her daha yapılabilecek çok şey var. Bunlar biraz moda oldu çünkü ya, o yüzden söyledim. Belki almak isteyen bir arkadaş olur, bir şey olur falan. Yani böyle... Bir yardımcı oluruz yani. Evet. Sonuçta ben bir daha Amerikan arabası alacak olsam yapılmış bir Amerikan almayı tercih ederim. Çünkü günümüz şartlarında bu dolar seviyesiyle artık hani tamam, parça getir yapmak... Ama işte o da zevki be abi. Abi yani evet zevki ama yani Amerikancılarla da konuştuğun zaman herkes daha çok çektiği stresi anlatıyor. Yani artık bir yerden sonra... Ama işte o da işin zevki, sen boş ver. O da tabii zevk yani. Ben de keyifle yaptım bu araba. Evet, çok sinir oldum, çok sıkıntı işte yaşadım. Ama işte ortaya bir şey çıktığı zaman böyle oturup ama tabii sarıldın yani. Şimdi baktığı yani zaman bir gülümsüyorsun. Parlattığımız zaman işte gene her tabii, zamanki bir seramiğini gibi yaptık. Ya. Süper. Çocuk gibi. Yani bunda ya tabii Mercedes farklı. Çünkü Mercedes aldığımda da zaten düzgün bir kondisyondaydı. Ama bu arabanın iskelet halini göstersem dersin ki oradan buraya nasıl geldi bu kadar sürede? O fotoğrafları da varsın. Vardır var. Herhalde. Var, onları var. Da bana onlar yollarsın. Da, onunla da video için şey yaparız. İyi abi o zaman. Bolca konuştuk zaten. Aynen. Değil başka mi? Ekleyeceğim bir şey düşünüyorum. Amerikan çok almak... Çok uzadı zaten. Çok da böyle o yüzden dedim. Ha yok. Yani Amerikan almak isteyenlere tavsiyem ne olabilir? İyi araç. İşte yapılmış araba alıyorsun. Yani yapılmışını almak şu an için, şu anki ülke şartlarında bence daha mantıklı. Ama yapmak isteyen, uğraşmak isteyen de olursa gerçekten bilen birilerine, yakın çevresine, tecrübe etmiş kişilere... Bir kere yapın diyorsun yani. Bir kere. Çünkü Amerikan, ben de bu arabanın boyası 2 kere yapıldı. Bir kere yapıldı, istediğim gibi olmadı, bir daha yapıldı. Motor bir kere istediğim gibi olmadı, başkalarını dinledik. Boya falan çok güzel ama. Boyasını kendim karıştırdım da aslında yaptım. Yani kendi karışımım aslında boya. Güzel güzel, çok güzel. Abi. Keyif alarak yaptım. Seviyorum da, düzenleyebiliriz. Keyif, Amerikan keyiflidir.
Ama dediğim gibi bebek gibidir. İlgilenmeniz lazım. İlgilenmezseniz küser. Herhalde böyle ya. Yani Amerikan biraz daha farklı olabilir tabii de herhalde böyle. Amerikan huyunu suyunu bilmek gerekiyor. Ona göre kullanmak gerekiyor aslında. Ama Amerikan'a da alışan o keyif, o başka bir keyif. Başka bir şey. Başka bir şey yani. Kesinlikle başka bir şey. İyi o zaman, daha başka Amerikanlarda da o zaman görüşmek üzere. İnşallah. Yakında yeni bir proje olursa yine beraber oluruz zaten. Tamam, zaten beraberiz galiba. Zaten beraberiz. İyi. Aracı görmek için her zaman gene bizim garajda görebilir. Tabii. O konuda sıkıntı yok. Her zaman kemerinizi takın diyoruz ama bu arabada kemer. Var, kemerimiz var ama şu an gözükmüyor. Arkalarda şey var. Uçak kemeri gibi olan kemerler. Hani o 3 nokta kemer yok, değil de. Evet, 2 nokta. 2 noktalı kemerler. Bu şekilde uğraşıldı ama sonucu güzel oldu. Güzel oldu, güzel. Çok güzel olmuş vallahi. Yani gördüğün zaman da baktırıyor. Aynen. Millet duruyor, fotoğraf çekiyor. Yanda işte seni takip ettik zaten gelirken. Gelirken kaza yapıyorlardı zaten. Fotoğraf çekeceğim diye. Herkes böyle yanında bir fren yapıyor. Stopları yanıyor adamların falan. Çok güzel yani. Dediğim gibi çünkü farklı bir araç. Ben de farklı bir şeyler de yapmak istiyorum. Yani ben o işten çok keyif alıyorum. Yani herkese olan değil de farklı bir araç kullanmak benim de hoşuma gidiyor. Eşimin de aynı şekilde çok hoşuna gidiyor. Dediğim gibi dikkat çekiyor. Evet doğru ama bastığınız zaman da aslında gürültü yapıyor yani. Çok da değil ya. Ama yani, tabii diğer Amerikanlara göre baktığınız zaman aslında çok sessiz, çok bir Amerikan. Aşırı rahatsız etmeyiz yani. Yok asla. Biraz böyle güçlü, kuvvetli, kaslı bir şey geçiyor. Sadece onu hissediyoruz. Tabii yani aslında siz bu arabada motor sesini daha çok duyuyorsunuz egzoz sesi yerine. Evet, egzozlar bayağı kısık. Egzozlar çok şey. Zaten olay bunda. Benim istediğim şey oydu zaten. Motor sesini daha iyi duymak. V8 sesi. Onunla bırakalım insanları. Aynen. Çok basamıyorum tabii huyunu suyunu. Sonra sen bir şey yaparsın. Biz bir deneme tamam yaparız birazdan. O zaman arkadaşlar çok uzattık zaten. Görüşürüz. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın. Daha başka Amerikanlar ne olabilir? Alta yorum atarsınız. Daha ne görmek istiyorsunuz daha doğrusu? Değişik Amerikanlarımız da var yani. Ben de çok Amerikan, biraz Amerikan'a uzak olduğum için benim de aslında hoşuma gidiyor böyle şeyler. Bu kullandığım 3-5 Amerikan'dan biridir. Eski nesillerden bahsediyorum tabii. İyi, hadi görüşürüz tekrar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.